Herkese hayırlı günler. Uzun bir zaman diliminden sonra hayvanın anne yanına ben de gelebildim. Şöyle hayvanları bir göstereyim. Önce buradan bir başlayalım. Şunları kaçırmamam lazım yalnız. Şöyle üstlerinde tutayım. Neyse kaçsınlar artık. Zaten içeri girerler muhtemelen. Bu bir yeşil yumurtacı. Bu bende değildi. Bugün getirdiler. Bugün geldi bu. Yeşil yumurtacı. Erkek mi dişi mi ne olacak? Herhangi bir fikrim de yok. Yeşil ayaklı gibi sanki. Bunlar nasıl oluyor? Tam da bir dediğim gibi hakimiyetim yok. Şöyle bunu salayım. Şöyle zibriti hemen yakalayayım. Zibritler çok gerçekten yabani. Pek insan yakını değil, öyle söyleyeyim. Bunların da desenleri çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi şöyle atlasın. Desenleri falan çok güzel oldu. Şu hayvanı da biraz dışlıyorlar. Şu şansımıza sanırım birisi erkek. Şu erkek gibi duruyor. Diğeri de dişiye benziyor. Kalite noktasında durumunu pek bilmiyorum ama görsel olarak çok hoşuma gidiyor. Ve görseli de her geçen gün güzelleşiyor bunların. Bunları bu kümese girdirmeye çalışıyorum zaten. Derdim de o. Şimdi tabii burayı biraz şey yapmışlar. Burayı ailem falan biraz değiştirmiş, öyle söyleyeyim. Bunun içini olmadı duruma göre şeyde bırakacağım. Neydi onun adı? Bu mağazadaki yerde bu hayvanları bırakmayı düşünüyorum. Havalar bu şekilde iyi giderse buralarda ama yaşayacaklar. Şöyle şu hayvandan aslında biraz endişe duyuyorum. Şuna zarar verirler diye. Özellikle dişi zibrit saldırıyor. Maşallah çok hareketliler gerçekten. Biraz uysal değiller, öyle söyleyeyim. Yani uysallıktan uzak hayvanlar zibritler ama çok hem görsel güzel hem de hareketlilik açısından çok iyiler. Yaşları doldu. Bunlar artık hani iyi düzeye geldiler, öyle söyleyebilirim. Bu kümesinde şu köşeleri falan kapatmam lazım ki hayvanlar küçük. Çok da hareketli. Belki o sağ köşede delikler var. Oradan uzaklaşabilir, kaçabilir. Bu da dediğim gibi mavi yumurtacı. Umarım dişi olur. Ama biraz horoz olacak gibi duruyor. Fazla olması gerekiyordu bunların ama olmadı. Şunlara bak. Ta yukarı kadar gittiler. Yem vesaire tabii çok iyi bakılamamış. Ben uzun sürede burada değildim. Ama ben işte bunları bugün doldurup edip halledip inşallah ondan sonra da iyi bir şekilde bırakacağım. Ondan sonraki süreçte artık nasıl bakılır, ne olur onu da bilmiyorum. Yan tarafta da bıldırcınlar mevcut. Bıldırcınların bir tanesi kaçmış. Nasıl kaçtığını da bilmiyoruz. Sayı 5'ken 4'e düşmüş. Ona da net bakamadım. Dişi mi gitmiş, erkek mi gitmiş, ona da bakamadım. Bunları da ayrıca çekerim diye düşünüyorum. Bu da bugün geldiği için, dün daha doğrusu dün akşam gelmiş sanırım. Ben yoktum. Yeni geldiği için diğerleriyle biraz uyumu sıkıntılı. Ama onlarla da uyumu tekrardan yakalarlar diye tahmin ediyorum. Zamanla alışacaklardır. Genelde bu şekilde oluyor. Hayvanlar da belli bir süre biraz kötü olsa da araları sonrasında diğer hayvanı, dışarıdan gelen hayvanı kabullenip daha iyi olabiliyorlar bu açıdan. Bakalım. Burayı işte bunu filan neden buraya koymuşlar bilmiyorum ama aslında çok da yani kaldırılmasına da gerek olduğunu da düşünmüyorum. Zaten hayvanların boyutundan dolayı da
ayakları artık büyüdüğü için içine girmez. Şimdi ben bu suluğu falan bir dolduracağım. Yemliklerine bir yem falan katacağım. Şu yemliği kullanacağım artık. Bunlar belli bir seviyede hayvanlar olduğu için. Şöyle baktığımızda belli bir seviyenin hayvanı olduğu için artık bunlara, yani bu yemliği rahat bir şekilde kullanabilir. Onu filan asacağım. Şu küçük yemliği de o tarafa bırakmıştım ama onu da oradan alacağım artık. Buna da gerek yok. Bıldırcından normal yemliğini bıldırcınlar için yine kullanmaya çalışacağım. Bir haftadır filan sürekli yağmur yağmış buralara da. Ama inşallah bundan sonra havalar çok daha iyi gidecek. Bugün de çok güzel zaten. Çok güzel bir güneş var. Öyle dolunca hayvanlar da dedim hem aşağı alayım. Havada güzel olunca kötü de etkilenmezler. Belki akşamını dediğim gibi alıp götürürüm ama şimdi buraya yerleştirdim. Bunlara da herhangi bir şey, yem vesaire şu an vermedim. Ama bunları da halledeceğim. Hayırlısıyla. Durum bunlarda bu şekilde. Zibritler hani pek özellik olarak bilmem, pek de anlamam ama görsel açıdan çok güzel. Birçok şeyi de genelde yaşayarak tecrübe etme taraftarı olduğum için, mesela şu hayvan kendi kendine geldi, elime atladı, zaten kaçmıyor da. Ama diğer şu görmüş olduklarınız çok hem böyle yabani gibiler, hem de çok hareketliler gerçekten. Yani böyle bıldırcınları anımsatıyorlar bana. Bıldırcınları da yakaladığınız zaman filan çok hareketli hayvanlar. Ama burayı da ara ara getiriyor bizimkiler. Burayı da biliyorlar, seviyorlar. Bu hayvan hepsine yabancı olsa da. İnşallah beraber burada büyüyüp gidecekler. Zaten zibritler belli bir büyüklüğü var. Ondan fazla gidemez. Bu da burada artık bunlarla belli süreye kadar büyür. Ondan sonra arttıkça büyüklüğü, bunu da buradan uzaklaştıracağız. Diğer kümeslere doğru alırız. Çok yakından fazla görüntüleyemedim. Hep uzağa gittiler çünkü. Şimdi buraya da girmek falan çekmek çoktu. Hem de işte biliyorsunuz ortalıkta da hastalık vesaire olduğu için çok fazla kümeslerin içine falan girmemeye çalışıyorum, ediyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Geldiğim günden beri de havaların işte soğuk olmamasına falan. Tüm insanların da dikkat etmesi o açıdan iyidir. Genelde böyle şeyler hayvanlarda gözükmüyor ama grip vesaire olmayalım diye derdim o. Yoksa şey değil, hayvanlarda bildiğim kadarıyla böyle gözüken bir sıkıntı vesaire yok diye biliyorum. Zaten eskiden mesela kuş gribi falan zamanlarını da hatırlıyorum ben. O zamanlar birçok kişi kuşlarını vesaire, kuşları diyorum, tavukları falan yakarak falan imha etmişlerdi hani grip olduğu için. Ama o zamanı da yani geldi geçti. İnşallah bu sürede en iyi şekilde gelir.